ekonomisinde Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikteyiz. Sömestr dönemini ve sömestr döneminin ailelere maliyetini konuşacağız. Bugün Bloomberg HT'de aile ekonomisi programının içinde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi pek iyi değiliz. Bu tabii patlama başsağlığı dileyerek başlayalım. Çok ciddi bir sorun. Yani bir duyarlı olmak lazım ama işte bizim de konumuz buydu. Bunu maalesef işleyeceğiz. Tatil konusunu işleyeceğiz. Ama hemen şöyle söyleyebilirim. Gerçekten genel olarak birçok şeyi etkileyecek bir patlama. Türkiye'nin turizminden tut. Birçok etkisi olacak bir patlama yaşadık. Hepimize yani ben başsağlığı diliyorum herkese, yakınlarını kaybedenlere. Hem yakınlarını kaybedenlere, ülkemize başsağlığı dileyelim. Hem yaralılara acil şifalar dileyelim. Ve her zaman olduğu gibi maalesef bunu söylemekten öteye geçemiyor olmak beni çok rahatsız ediyor ve çok canımı yakıyor bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Hani neden insanlar böyle birbirine bu şekilde davranıyorlar gerçekten aklım almıyor. Neyi paylaşamıyoruz, nedir problem? Şimdi son dakika haberlerine de bakıyorum bir taraftan. Sultanahmet'teki patlamanın ardından bölgedeki turizmciler tur iptalleriyle sarsılmış durumdalar. Sultanahmet Turizmciler Derneği Genel Başkanı'ndan açıklama var. 2016 yılı bizim için bitti diyor. Çok ağır bir tanımlama bu. Çok zorlayıcı bir durum. İstanbul'un misafir odası olarak gösteriliyor Sultanahmet. Ve burada meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olması tur iptallerini de beraberinde getirmiş. Turistler tedirgin oldu. İptal telefonları patladı diyorlar. Yani Batı çok duyarlı tabii. Özellikle Batı dünyası çok duyarlı. Zaten Batı'dan gelen turist sayısında zaten sıkıntı yaşıyoruz. Bu iyice herhalde artacak bu sıkıntılar diye düşünüyorum. Yani bir de Uzak Doğu tabii yani bu konulara çok çok duyarlılar. Yani ciddi bir problem Türkiye açısından. Dolayısıyla bu risk herhalde inanılmaz bir şekilde her kesimi etkileyecek bir faktör olarak herkes tarafından hissedilecek. Keşke bu noktaya gelmeseydi. Aslında tabii söylediğin gibi yani insanların değil de bu genelde politikaların sonucu. Yani bunun başka şeyi yok. Yani çünkü insanlar birbirine düşman olmaz. Yani şu ülkenin halkı ile o ülkenin halkı durup dururken oturup birbirine düşman olmaz. Doğru. Yani bu politikalarla alakalıdır. Evet. Bir an önce çözülür, bir an önce oradaki o politik hikaye neyse, kim çözecekse, nasıl çözecekse, hangi sağduyunun galip gelmesi gerekiyorsa umarım gelir diyeyim ve hani kendi gündemimize dönelim. Bu arada yayın yasağı da var. Yayın yasağı aslında oradaki kanlı görüntülerle ilgili ki olması gereken de aslında bu anlamda bu. Oradaki görüntüleri göstermenin lüzumu yok ama haber içeriğine ilişkin herhangi bir yayın yasağı hali hazırda mevcut değil. Onu da belirtmekte fayda var. Gelelim sömestr dönemine. Şimdi bütün bir yıl boyunca çocuklar bu dönemi bekliyorlar. İşte birinci dönem, araya bir sömestr, ikinci dönem. Ve işte karne hediyesi mi diyeyim? Çocuklara o boş kaldıkları dönem içerisinde eksikliklerini tamamlamaları için gereken bir süre mi diyeyim aileler tarafından bakıp çocukların yanındayım ben. Siz bir hoca olarak belki ailelerin tarafında olabilirsiniz bir baba olarak da. Yok yok ben de çocukların yanındayım. Ben çocuklardan yanayım. Çocuk yok ya rahat konuşuyorum o yüzden. Ama hani sömestr dediğiniz yılın ortasında bir nefes alma, bir rahatlama, bir sonraki döneme hazırlanmayı beraberinde getirir diye düşünüyorum. O dönemi de keyifli, eğlenceli ve faydalı şeylerle geçirmeliler. Ama işte şimdi mevsim çok ilginç. Ocağın son haftası, işte Şubat'ın ilk haftası, iki haftalık bir dönem ve kışa denk geliyor biliyorsunuz bu sömestr tatili. Dolayısıyla öyle hani deniz seçeneği falan çok az. O da çok ancak Uzak Doğu'ya giderseniz ne bileyim işte şu anda işte Güney Afrika taraflarına giderseniz oralar yazı yaşıyor. Oralarda maliyetli biliyorsun. Dolayısıyla biz daha çok kış seçenekleri üzerinde durmak durumundayız. Çocuk çünkü bu tatil bizim tatilimiz değil. Çocuklara verilmiş olan bir tatil. Ya evlerinde geçirecekler. Hali vakti yerinde olmayanlar işte evde bu dönemi çocuklarıyla birlikte geçirecekler. Dediğin gibi eksiklerini tamamlayacaklar belki. Belki işte
memleketlerine gönderebilirler çok kısa süreliğine. Ama onun dışında tatil seçeneği de var. Biz biraz daha sömestr tatili üzerinde duralım dedik. Şöyle bir baktık neler olabilir diye. Çocukların eğleneceği tatil tabii. Düşündüğüm zaman aklıma kayak geldi açıkçası. Yani çocukların en fazla eğlendiği şey işte kar, kayak. Çünkü artık şehirlerde bir gün, iki gün kalıyor kar. O da rezalet bir şekilde her taraf çamur içinde. Sadece hayatımızı zorlaştırıyor değil mi? Hatta kar yağdığı zaman diyoruz ki ya keşke yağmasaydı, her taraf çamur oldu diyoruz. Oysa çamur olmaması lazım. Şehrin ortasında taş yok, toprak yok, her taraf şehir beton. Şehir doğru düzgün eğer planlanmış, programlanmış olsa, beni gaza getirmeyin hocam. Şehir doğru düzgün planlanmış, programlanmış olsa, doğru dizayn edilmiş olsa, yolu yol, yaşam alanı yaşam alanı olarak düşünülmüş olsa başından itibaren böyle bir durumla karşılaşmayız. Evet işte yani maalesef yanlış şehirleşme diyelim. Çünkü yurt dışında da yaşıyorsun, işte yaşadığımız zamanlar oldu. Git dön, yaşa, orada da işte yağmur yağdığında, ne bileyim kar yağdığında ben hiç ayakkabı boyattığımı falan hiç hatırlamam. Hiç öyle bir sorun yaşamıyorduk ama burada her yağmurun ardından, her karın ardından mutlaka ayakkabılar bir bakım istiyor. Evet. Neden? Her taraf çamur içinde. Şimdi demek ki bir kar seçeneğimiz var. Peki kar seçeneğinde nereler var? Bir yurt dışı var, bir de yurt içi var. Yurt içinde işte Erciyes'ten tutun, yani Kayseri tarafından tutun. Mersin'e kadar, onu da söyleyeyim. Yani Mersin'de de bir kayak merkezi açıldı. İlginç, bir tarafta deniz, bir tarafta hemen kar var. Evet, güzel bir seçenek. Uludağ'a kadar, işte Abant yöresi, Kızılcahamam yöresine kadar birçok yerde küçük küçük pistler veya büyük ölçüde pistler vatandaşa hizmet veriyor. Peki buralara gidiş geliş ne kadar yurt içinde? Önce yurt içini konuşalım istersen. Tamam. Günübirlik turlar var. Yani işte İstanbul'dan alıyor sizi, günübirlik Uludağ'a götürüyor. Veya işte Ankara'dan alıyor sizi, yakın bir yerdeki kayak merkezine götürüyor günübirlik. Aşağı yukarı Ilgaz'a götürüyor. Ya Ilgaz'a götürüyor. 100 TL civarında bir rakam. Gidiş dönüş. Ama tabii orada kalmak yok. Yeme içme sana ait. Bir tek bazı turlarda gördüm. İşte teleferikle çıkış fişini biz veriyoruz diye promosyon olarak bu tip şeyler yapabiliyorlar. Ama genelde 100 TL gibi bir rakam. Yok ben öyle kalamam. Yani gidip yani kar tatili yapacağız madem, günübirlik olmaz o iş. Kalacağım, yatacağım derseniz o zaman günlük 300 TL gibi bir rakam. Yaklaşık 250 ile 300 TL arasında kişi başından bahsediyorum. Mesela ben tek kişi geldim bir odaya yerleşeceğim dediğiniz zaman fiyat yükseliyor. İki kişilik bir odada bir kişi fiyatı, oda kahvaltı dahil, bir de bunun yanına işte teleferik kullanma pas biletleri veriliyor. Aşağı yukarı 250 ile 300 TL bir maliyeti var. Yurt içinde bunu yaparsın. Aslında Türkiye öyle bir yani o kadar müthiş bir coğrafyaya sahip ki hem kışın hem yazın tatil yapmak ve o tatili aslında söylediğiniz rakamlardan bile ucuza mal etmek mümkün. Ben bir dönem gezi programı yaptım. Evet. Yine Uzun Yolda diye bir başka televizyon kanalında. O zaman gördüm ki hani kendim arabayı kullandım. Kameraman arkadaşımla birlikte çok kısıtlı bir bütçeyle çıktık yola ve çok da keyifli bir program oldu. Hem göreceğimiz yerleri gördük hem ne kadar az maliyetle bu işin yapılabileceğini fark ettik. Sadece gidilecek yerin çalışılması gerekiyor. Evet. Yani iyi bir turistim bence zaten yurt içi yurt dışı fark etmez, mutlaka gideceği yere okuması, işte çocuklara da aslında, şimdi siz kar tatili dediniz, biraz böyle gıcık anne baba durumuna düşeceğim, korkarım, hiç olmayacağım zannediyordum ama gidecekleri yeri mutlaka çalışmalılar, oranın hikayesini okumalılar, tarihini bilmeliler, nerede neyin olduğunu görmeliler ve mutlaka ona dokunmalılar bence. Dolayısıyla hani böyle iyi bir çalışmayla giderlerse hem zamanı efektif kullanabilirler hem de bütçeyi daraltmış olurlar diye düşünüyorum. Ya şimdi zaten internet bunu hallediyor ve internetten gitmeden önce herkes kalacağı otelin işte tuvaletine kadar resmine bakıyor. Etrafta neler var bunları görüyor. Dolayısıyla tabii ki bunlar önemli ama şimdi bizim maliyetler üzerinden gittiğimiz için genelde şuna bakıyoruz. Yani şimdi
sen işte çocuk olmayınca çok rahatsın. Rahat rahat gidip istediğin yerde ne yapabilirsin? Kalabilirsin. Yani hiçbir evet. sorunun yok. Ama çocuk çocuk olduğu zaman seni bana. Göreceğim. Yok. O zaman bir bakacaksın. Her yerde demek ki çünkü çocukla kaldığın zaman böyle çok sıkışık bir yerde ne yapamazsın, kalamazsın. Çocuğun konforunu düşünmen lazım. Arkadaş ortamı olması lazım. Çocuğun eğlenebileceği bir yer olması lazım. Hocam siz niye beni çocuktan soğutuyorsunuz ya durduk yere? Ya bir dakika ya ben sadece sen çok rahat anlattın. Çok ucuza gidiliyor, geliniyor falan. Ya bir de bize sor bakalım öyle mi oluyor? Değil yani mi? Ya ben de eskiden yani baktım çok pahalıysa arabanın içinde kalırım. Şurada bankın üzerine kıvrılır kalırım yani. Hiç öyleydik. Hocam biz, tren görmeye yakın bir yere çekersiniz yani, arabayı. O güvenli, rahat. Ya, tabii hiçbir sorun olmaz. Yani birçok şeyi biz de yaptık zamanında ama çocukla olduğu zaman yani sadece güvenlik değil bir de rahatlık. Konforlu. Çünkü o çocuk geldiği zaman ben sizle mi konuşacağım diyor. Ya ailelerle artık tatile giderken arkadaşım varsa öyle giderim diye gidiyor. Yani sadece ya tabii ki sadece kayak tatiline hadi biz ailecek gidecek kimlerle gidiyoruz? Yani mutlaka kendi arkadaş grubunu istiyor artık. Yani bu kuşak farklı bir kuşak yani. Ben de diyorum niye kimse bizimle tatile çıkmıyor? Ya anladım, çoğu arkadaşımın çocuğu var kimse ya. Bizimle tatile gitmiyor. İşte o nedenle. Çünkü bütün çocuklar şu anda arkadaş istiyorlar kendilerine. Konuşabilecekleri, gerçi konuşabilecekleri dedim de iPad'ler elde, telefonlar elde birbirleriyle yan yana oturup mesajlaşıyorlar. Yani aynı odadalar, konuşmuyorlar, mesajlaşıyorlar. Ama işin gerçeği bu. Dolayısıyla aileler olarak gittiğin zaman bu çünkü bir de sömestr tatili çocuklar için gidiyoruz buraya. O nedenle böyle çok ucuz bir seçenek derken çocuğa da böyle zindan olacak, size de zindan olacak bir tatil yapmamanız lazım. O zaman benim başka fikrim var anne babalara. Tamam. Bilmiyorum katılır mısınız siz onu tartışalım birlikte. Hem yani bu böyle bir bütçe ayıramayacak aileler için söylüyorum. Evet. Şimdi sadece bütçeyle de ilgili değil. Zaman anne babanın olabilir. İzin alması tabii, lazım tabii. İş yerinden. Zaman çocuklar sömestr tatili de iş yerleri ya sömestr tatiline zaten girmiyor. Yani, evet. Mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir şey belki önerebilirim. Hem bütçe açısından hem zaman açısından. Bulundukları şehir yani Türkiye çapına evet. baktığımız zaman zaten her şehrin mutlaka bir hikayesi ve mutlaka bir tarihi var. Görülecek yerleri var. İşte İstanbul'da örnek vereyim. İstanbul'da yaşayan çoğu çocuk hala Topkapı Sarayı'nı görmedi. Dolmabahçe'yi görmedi, Ayasofya'yı görmedi, ne bileyim işte Beylerbey Sarayı'nı görmedi, Kız Kulesi'ni görmedi belki. Görülecek çok fazla yer var. Evet. Dolayısıyla bulundukları evet. şehirde, Ankara için de aynı şey geçerli. Hani hakim olduğum şehirler açısından söylüyorum. Ankara'da da inanılmaz, İzmir'de de inanılmaz görülecek yerler var. Erzurum'da da öyle. Dolayısıyla bulundukları şehirde kültür turu belki yapabilirler. Hem şehirlerini hem şehirlerinin hikayelerini böylece tabii, çok daha tabii. iyi bilirler. Evet, güzel bir öneri. Şimdi bunu yine çocuğun olduğu zaman şöyle yapacağız Necim. Şöyle diyeceksin. Bugün Topkapı Sarayı'nı geziyoruz. Yarın seni Dolmabahçe'ye götürüyorum. Yarın şu şeye götürüyorum diyeceksin. Ve çocuklar isyan halinde bir gün gider, iki gün gider. Biz çocukların da eğlenebileceği, tamam sadece kültür değil, eğlenebileceği bir takım aslında. Ya devletin bu olanakları yaratması lazım. Bir şey daha önereceğim. İşin gerçeği ne biliyor musun? Hani biz bu devletin kamplarına falan filan hepsini özelleştirdik, karşıyız bunlara ama bunlar o kadar önemli şeyler ki aslında. Yani çocukların bu tür ortamlara hem arkadaşlarıyla birlikte girebilmesi için bu tip kamplara ihtiyaç var. Evet. Yani bu tip yerlere. Çünkü artık aileler zaten çalışıyor. Yani zamanları yok. Gidemiyor. Ve gitse de aile çocukla çatışıyor. Çünkü çocuk arkadaş istiyor. Dolayısıyla bizim işte Kayseri'deki işte Erciyes'ten tutun belli şeylerim var. Belki grupların öyle şeyleri var, olanakları var ama bunun çok yaygın yani çok fakir bir ailenin çocuğuna da her okula olanak sunacak şekilde gerçekten dağda, taşta, her yerde ne olması lazım? Kamplar olması lazım. Ya bugün git işte Hırvatistan'a gidiyorsun. Birçok çocuğu toplayıp getiriyorlar. İşte sen burada tatil Özel yaparken. Özel çocuk turlarının şurada, olması lazım evet, yani, büyük olmaması lazım orada. Evet yani o çocuk
çocukları oralarda ne yapıyorlar? Eğlendiriyorlar. Animasyonlar yapıyorlar. Kamp ortamını alıştırıyorlar. Orada hem oyunlar oynayarak öğretim yapıyorlar. İşte ne bileyim kayak öğretiyorlar falan. Ya bizim bu konulara gitmemiz lazım ama bu tür sosyal olanaklarımız artık kalmadı Türkiye'de. Yani bu kamp olanakları özellikle devlet buralardan çıktı. Dolayısıyla aileler mecbur. Bizim tek seçeneğimiz var. Yurt içi veya yurt dışında ne yapacağız? Eğer gideceksek işte kayak tatili veya da bir yere gezeceksin. Çünkü zaten İstanbul'da oturan belli aileler onlar zaten Topkapı'yı göstermiştir. Şu olmuştur, bu olmuştur. Ama görmeyenlerin mutlaka 15 gün çünkü. Siz zaten kayak tatiline gittiniz. Kaç gün gideceksiniz? 15 gün mü gideceksiniz? Vallahi kayak tatili hiç bana göre değil zaten. Ama ya bana göre de değil maalesef. Neyse ben yırttım. Solumu kırmayayım dur. Ben yırttım zaten. Bu sene biz çıkamayacağız. Çünkü TEOG sınavları olduğu için biz arada eksiğimizi ay, gidereceğiz. Ay kıyamam ya. Ben sizin çocukları alıp yani saray gezdireyim. Tamam. O iş bende tamam. Veriyorum. Şimdi hocam şöyle bir öneride de bulunabilirim. O da İstanbul'a denk geldim. Başka büyük şehirlerde var mı ya da nerelerde var onu bilmiyorum. Ama belki hani beyin fırtınası yapalım. Belki biri duyar sesimizi. Böyle bir şeyi daha küçük yerlere de götürme imkanı olabilir. Çocukların İstanbul'da birkaç tane var bundan. Meslekleri tanıyacakları, o meslekleri aslında bir oyun gibi görebilecekleri alanlar yaratmışlar. O alanın içerisinde işte mesela bir çocuk itfaiyeci olacağım diyor. Evet. Böyle bir itfaiye arabasının içerisinde gerçekten bir yangına gider çok gibi güzel gidiyorlar. İşte orayı söndürüyorlar. Evet. İşte o işi yapmaktan işte birkaç dakikayla mı 10 dakikayla mı artık neyse sınırı onun çalışma süresine denk gelecek şekilde çalıştırıyorlar çocukları orada. Evet, evet. Bunun karşılığında para kazanıyor. O dünyanın parasını kazanıyor. O dünyanın parasıyla gidiyor mesela bakkala. Bakkalda biri çalışıyor. Çünkü o bakkal. O da ona mesai harcıyor. O gidiyor bakkaldan ekmek alıyor ya da işte çikolata alıyor neyse. Çok onu güzel. Biri orada yapmayı güzel öğreniyor. Evet. Yaparken hem çok eğlenceli bir gün geçiriyor gördüğüm kadarıyla çocuklar. Oradan çıkan çocukların anlattıklarını söylüyorum. Hem çok eğlenceli vakit geçiriyorlar hem de meslekleri tanıyorlar. İşte 6-7 yaşından itibaren bildiğim kadarıyla o alanlara çocukları alıyorlar. Öyle bir şimdi isim vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Ama öyle seçenekler de var. Bir gün o mesela onu ayırabilir aileler. Yani, İstanbul'da olanlar. İstanbul'da olanlar veya başka şehirlerde de birçok olanak var. Değil bu mi? Türden olanaklar var. Ama dediğim gibi yani buralar büyük maliyetli işler değil. Değil. Artı çok rahat bir ailenin de gidip aslında görmesi gereken belki bir günlüğüne biz de... Almıyorlar sizi oraya. Almıyorlar mı? Sadece dışarıda, çocukları alıyorlar. Tamam, dışarıda bekliyoruz o zaman. İçeri sokmuyorlar. Hani kameralarla izleyebildiğiniz bir ortam var. Çocuk ne yapıyor diye dışarıdan bakabiliyorsunuz ama çocukla asla aynı yerde değilsiniz. Yani onu bilmiyorum. Ben gitmedim daha doğrusu böyle bir yere. Ama işte minyatür gibi böyle hani İstanbul'un belli tarihi, Türkiye'nin belli tarihi yerlerini gösteren mesela biz gitmiştik oraya çok eğlendik. Hem çocuk da çok hoşuna gitmişti mesela. Ama işte onlar hep bir günlük yani tekrar evine geliyorsun ve sonuçta işte tatil mi? Evet tatilde beraber böyle bir aktivite içinde olduk. Güzel, paran yoksa zaten mecbursun böyle bir şey yapıyorsun. Ama paran varsa mecburen işte çocuğu alıyorsun en azından 3 günlüğüne 5 günlüğüne zaten kayak tatilleri de maksimum 1 hafta sürüyor. Yani fiyatlar genelde bizim verdiğimiz fiyatlar da yani günlük veriyorum ama bunu 2 günde kalsanız aşağı yukarı 2 ile çarpın 3 gün kalsanız da 3 ile çarpın. Yani yurt dışında kayak turları var işte en meşhurları biliyorsunuz en yakın Bulgaristan var işte Pomporova, Bansko gibi yerler var ne bileyim işte Sofya'da Vitoşa dağı var. Yani mesela hem Sofya'yı gezip hem de Sofya'nın Vitoşa dağına çıkıp oradan şehre kadar neredeyse yan mahallesine kadar kayarak inebiliyorsun. Onu güzel söyleyebilirim. Yani böyle de yok iç içe geçmiş. Oralara. Şöyle yok Schengen, Schengen vizesiyle. Makedonya istemiyor vize. Makedonya istemiyor ama. Saraybosna istiyor. Sadece Makedonya bildiğim kadarıyla istemiyor. Onun dışındaki ülkelerden geçebilmen için de mutlaka Schengen'e ihtiyacım var. Dolayısıyla Schengen'le Bulgaristan'a gidebilirsin. 5-6 gün tatil yapabilirsin. Aşağı yukarı rakamlarda Türkiye'den çok çok farklı değil. Bu 300 TL'lik rakamı kişi başı her şey dahil diye düşünün mesela Bulgaristan'da. Yani bu tür turları rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Daha uygun fiyatla bu aktiviteyi yani çünkü o da kahvaltı benim verdiğim fiyat 300 TL kişi başı böyle işte belli başlı kayak merkezlerindeki rakamlar. Bunu Bulgaristan'da yaparsanız 300 TL yani aşağı yukarı 100 euro
diyelim biz buna. 100 euro civarında bir rakam bir kişinin her şey dahil, yeme içme falan her şey dahil, kayak dahil bütün fiyatlardır. Kendi arabanızla da gidebilirsiniz ama o zaman işte yeşil sigortası falan var arabanızın. Bir haftalık alırsınız. O şekilde geçebilirsiniz Bulgaristan'a. Yani oralarda da önerebilirim. Yani güzel yerlerdir. Türkiye'ye en yakın gidebileceğiniz bir yer bence. Ya benim daha fazla param var, benim başka seçeneğim yok mu? Var. Avusturya, İsviçre var. Oralara da baktım fiyatlara. Aşağı yukarı orada da bir kişi gidiş dönüş dahil 1250 euro civarında bir rakamla 5 gün 5 gece bir tatil yapabiliyorsun. Ama o da kahvaltı benim verdiğim fiyat yine. Onun dışındaki işte yeme içme her türlü yeter hocam, gider size ait. Tamam, size arada... yeter. Evet, doğru. Ben çocukları yedirmiyorum da onun için kimse çocuğu da emanet etmiyor. Bu arada bir izleyicimiz mesaj gönderdi. Bir internet sitesi göndermiş. İşte orada mühendislik için atölyeler var. İşte çeşitli drama atölyeleri var. Gezi yerleri var. Yarı yıl sanat atölyeleri var. Birçok müzikallerin içerisinde Küçük Balık mıydı o? Küçük Balık'la ilgili bir yer var. Küçük Balık benim çok sevdiğim oyunlardan biridir. Çok aslında onu ayrı bir program yapmak resim lazım. Resim dersleri, yani aktiviteler var. Belediyelerin yine çocuklara ilişkin bir takım hizmetleri var. Onları da izleyicimiz göndermiş. Ya belki onu ayrı bir konu yapmak lazım. Çünkü çocukları biz gerçekten devamlı bir ders çalışma ortamında... Çalıştırmayın şu çocukları, ne olur ya. Ya... Şu Aslı Yılın'ın ayağını kaydırdığım bir gün onu da yapalım hocam. Ama Aslı'yla konuşmayın. Vallahi yani Aslı'ya söyleyemem. Aslı dinlemiyordur umarım İnşallah. Bizi. Şimdi ona da selam söyleyelim buradan. Kaptım Sade Hoca'yı. Şimdi çocukların gerçekten çok yorgun olduğunu biliyorum. Yani ben kendi kızımdan biliyorum. Yani her gün cumartesi pazar dahil sınava hazırlıyor. Ama bütün bu. Şimdi üniversiteye hazırlanan çocuklar var. Biliyorum arkadaşlarımızın işte çocukları var. İnanılmaz bir şekilde öyle yani insanüstü gayret sarf ediyor. Hele de İstanbul'da işte karşı tarafta oturup bu tarafa geçip işte dershane, özel hoca peşinde koşan o kadar çok insan var ki. Yaşatı gibi işte çocuklar. Ama ve başka o, çaresi de kalmadı. Maalesef sistem kalmadı. Bizi buraya getirdi, anlatabildim mi? Maalesef yani? Kalmadı. Benim çocukluğumda da aslında durum böyleydi. Benden de bir önceki nesil daha görece rahat yaşamış herhalde. Biz daha rahattık. Benim arkadaşlarımın bir annesi şey demişti. Test ve tost çocuğusunuz siz. Ve bundan kurtulamayacaksınız demişti. Şimdi ne demek istediğini anlıyorum. Şimdiki çocuklara ben hani o test tost çocuğu hakikaten çok acıyarak bakıyormuş aslında bize. Şimdi fark ettiğim bir şey bu. Ama bir taraftan da bu çocukların tek bir sorumlulukları var. Ders çalışacaklar. Zamanında çalışacaklar, okula gidecekler, öğretmenlerini doğru dinleyecekler, doğru bilgiye edinecekler. Ondan sonra yani tek bir sorumlulukları var. Tek bir sorumlulukları var ama şöyle bir sorun var. O kadar da olsun bir diyor insan bir yerde. Ama yok, ama şöyle bir sorun var. Bir sınav yapıyorsun tek bir sınavla ve bütün hayatını belirliyor. Bu çok kötü bir şey çocuğun. Yani o gün hasta olabilir. Benim bir arkadaşımın çocuğu TEOG sınavında birinci bölüme giriyor. Gayet başarılı. Çok sevindiği için koşturuyor çocuk arada ve o sırada düşüp kolunu kırıyor. Ve ikincisine giremiyor. TEOG biliyorsun aşamalı ya, ara veriyorlar ondan sonra tekrar başlıyorlar. İkincisine giremiyor. Yazık değil mi yani? Korkunç. Bütün hayatı ne olmuş oldu çocuğun? Artık bitti. Kaldı. Şimdi özel okul arıyorlar. Katılıyorum. Yani tür... Sınav sistemiyle değil. Evet, yani. Bütün bir yılın, bütün bir işte belki 3 yılın, 4 yılın, 5 yılın neyse genel performansının ortalamasıyla bir seçenek olmalı. Ve sınavla değil. Herkesin kendine bulabileceği bir yer vardır. Bu arada sınavımız bitti. Program süremiz bitti. İlker aşağıda yönetmen arkadaşım öyle bir tehdit savurdu ki. Dedi bitti dedi. Hayır dedi ki Aslı'nın bunları duyması için illa programı izlemesi gerekmiyor Mine. Ha, dedi. Ya, aramızdaki İrlandalıları bilelim hocam. Peki bilelim. Peki kapatıyorum Aile Ekonomisi'ni. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.